kapcsolódunk, toprakları özlüyorum. En az bir, tabii az zaman olmadı. 31 yaşından geldim, 44 yaşındayım şimdi. Yeğenlerim oldu, onları göremedim. Sarılamadım, öpemedim. O yüzden ne memleketime geri dönebiliyorum, doğduğum topraklara. Ne de herhangi bir yere gidebiliyorum. Yıllardır Yunanistan'ın içinde bu şekilde açık bir ceza veriyor. Kendim bir yerlere ait hissetmek istedim. Ama nedir işte öyleydi. İnsanların birilerinin bir şey yapması gerekiyordu. Senin zaten kendine ait düşüncelerin yok. Gençsin. Bu arkadaşlar tanışmış oldum. Henüz politik falan da değildik ama dedim biz bir şeyler yapmak istiyorduk. Şeyler yapmak istedik. Bir şeyler de yaptık. Yürüyüşe gittik. 1 Mayıs'a gittik. Kendime söyledim, duvarlara yazı yazdık. Bana sorarsan pek inanıyor muydun yaptıklarına? Hayır. Yaptıklarıma pek inanmıyordum. Tabii ki. Yaptık. Sonra velhasıl hayat bizi cezaevine götürdü. Sonra yine cezaevinde kaldım. Cezaevinde kendimi de tanıdım, ideoloji de tanıdım, örgütü de tanıdım. Dedim ki çok soru soruyorum, sistemi de tanıdım. Ne bileyim, zaten bir defa bu arayış içerisine girdim mi sonu gelmiyor. Çünkü sürekli arıyorsun, çünkü cahilliğin ne olduğunu öğreniyorsun. Ne bileyim, sonsuzluğun ne olduğunu öğreniyorsun. Ya çok şey öğreniyorsun. Çünkü dışarıdaki insan şey değil, hiçbir zaman kendisi olamamış, hiçbir zaman kendisini tanıma fırsatı olmamış. Bizim gibi cezaevine girip kendisini tanıdığında hayatı bambaşka oluyor, en azından kendisi oluyor. Sürece hiç kimse aslında özgür değil. Bir şekilde kendini kontrol etmeye çalışmışsın. Bence gerçek özgürlük aidiyet duygusunu reddettiğin zaman. Çünkü cezaevi bile insanın doğasına aykırı bir yer ama insan ona da alışıyor. Sanki iki arada bir derede kalıyorsun yani. Ne oraya ait hissediyorsun kendini, ne buraya ait hissediyorsun. Böyle. Aksine sanki olması gerektiği için ve bugünkü halime ulaşabilmem için sadece bir basamaktı. O yüzden hiçbir zaman içinde bir şey yapmadım ama dert yanmadım, kayıp olarak görmedim, pişman olmadım yaptıklarımdan hiçbir şeyden. Sonra öyle yaşam sürüp gidiyoruz. Nereye kadar böyle devam edecek? Orasını artık...